Selam sayın izleyenler. Televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Ülkemizden gelen haber bloğuna bir bakalım. Haksız ticaret uygulamalarına ilişkin kanun kabul edildi. Yasaya göre tedarikçi ve alıcılara bu kanuna uymaları için 6 ay süreler verildi. Tarım ve gıda ürünleri listesinin kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde kabul edilmesi, tarım ve gıda ürünleri tedarikine ilişkin sözleşme yapan tedarikçi ve alıcıların ise 6 ay içinde bu hükümlere uyması gerekiyor. Kanun tarım ve gıda ürünleri ticaretinin yapılma şartlarını ve şeklini düzenliyor uygulamanın tarım ve gıda ürünleri fiyatlarının ve dolayısıyla ürünlerin kalitesinin düşmesine etki etmesi bekleniyor. Müzik Kuzey Makedonya Meclisi medya yasası ve kumar yasasında yapılan değişikliklerini kabul etmiş olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Meclisi bugün 145. ve 148. oturumlarında medya yasası ile kumar ve eğlence oyunları yasasında yapılan değişiklikleri kabul etti. Aynı zamanda 148. oturumunda milletvekilleri bilimsel araştırma yasasının tamamlayan yasa tasarısını da oylamış oldu. Sağlık Bakanı Demiri'ye göre aşılanmamış ve aşılanmış olan çocuklar anaokula söz konusu gidip gitme konusunda açıklamasını yapmış oldu. Her çocuğa 3 doz aş yapılmaktadır dedi. Sağlık Bakanı İlir Demiri verilere göre aşılanmamış 14 bin çocuk olduğunu ve salgının eyalet düzeyinde ilan edilmesinin beklenmemesi gerektiğini vurgu yaptı. Sağlık Bakanı İlir Demiri bazı çocukların geç aşılanmasından üzüntü duyuyor ancak dipeter 3 doz 2. 4. ve 6. aylarda yapılmasına dikkat çekti. Karadağ'da 5.3 büyüklüğünde deprem çevre ülkelerde de hissedildi. Karadağ'ın Nikşiş bölgesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar sarsıntıdan kaynaklı herhangi bir maddi hasar tespit edilmedi. Depremin çevre ülkelerinde de hissedilmiş olmasına ilişkin olarak bölgemizde ise kalkan deren ve Gostivar'da farklı bir şiddetle hissedilmişti. Sırada ise bölgemizden gelen haberlerimiz var. Debre Hemodiyaliz Merkezi'nde toplam 15 hasta tedavi görmektedir. Oradaki sorumlusu Doktor Dragan Klopçevski'ye göre Ocak ve Şubat aylarında yeni hasta kaydı olmamıştır. Demek ki şu an Debre Hemodiyaliz Merkezi'nde toplam 15 kişi tedavi görmektedir. Geri kalan konuşmasını yapan Doktor Dragan Klopçevski'ye göre vatandaş böbreklerine dikkat etmeli. Eğer böbreklerden herhangi bir şekilde şikayetçi ise derhal aile doktoru veya uzman doktorlarına başvurmaları gerektiğine önem vermişti. Müzik Debre ve Merkez Jupa Belediye yurttaşları için icra işlemleri başka belediyeden gelen icra memurları tarafından yürütülmektedir. Devre Temel Mahkemesi Başkanı Mersi Marko'ya göre devrede ve devre bölgesinde bir sürü hukukçu olmasına rağmen şimdiye kadar icra işlemleriyle uğraşacak olan herhangi bir aday söz konusu olmamıştır. İcra işlemleri Debre ve Merkez Rupa yurttaşları için en çok sebep olarak sosyal sıkıntıları, kreditlerin ödenmemesi, ve elektrik faturalarının ödenmemesi olarak görmekte. Öte yandan ise bölgemizdeki bütün çalışmaları usturga ve ohri icra memurları tarafından yürütülmektedir. Bölgemizdeki en büyük sorunu, göç sorunu hala yüksek bir şiddetle devam etmektedir ve bölgemizdeki gençleri özellikle aileleri bu sefer ise Almanya ve geri kalan Batı Avrupa ülkelerine götürmektedir. Konuyla ilgili olarak bölgemizde zaten çok tartışmalar ve çok konuşmalar olmuştu fakat göçü durduracak herhangi bir güç şimdiye kadar meydana çıkmamıştır. En çok Almanya başta olmak üzere geri kalan Batı Avrupa ülkelerini tercih edenler özellikle bölgemizden fazlasıyla olmaktadır. Bazılar tek başına bazılar ise ayrıca olarak göç etmekteler. İtalya'da başarılı kariyerine devam eden ressam Alicia Dinoski bu sefer daha bir başarılı resim sergisini geride bıraktı. Binlerce olan eserlerini bırakan arkasında devre ve devre bölgemizi en iyi resim alanında temsil eden Alicia Dinoski İtalya'daki etkinliklerine de devam etmektedir. Onun eserleri sadece İtalya'da değil dünyaca değerine sahip olmaktadır. Bölgemizde halk tarafından kutlanan yılbaşı bayramı bugüne denk gelmektedir. Halk bayramı olarak bilinen yılbaşı resmi olarak ilbaharın başlamasına ilişkin olmaktadır. Fakat bölgemizde yaşayan yurttaşlarımız tarafından bu halk bayramı kutlanmaktadır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.